Konu çok önemli. İslam alemi için önemli. Müslümanlar için. Çünkü Kudüs bizim ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'yı bünyesinde barındıran bir ülke. Uzun zaman oraya müteveccihen Peygamber Efendimiz namaz kılmış. Onun için de içinde namaz kılmak için seyahatte sevap görülen üç yerden birisi. Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Kudüs. Kudüs-i Şerif, Mescid-i Aksa. Tabii Kudüs'ün ilk defa Müslümanlar tarafından yönetilmeye başlaması, fethi demiyorum. Çünkü Kudüs öyle bir noktaya geldi ki, orada yaşayanlar artık Müslümanların o bölgeye hakim olduğunu gördüler. Savaşarak bir takım can kaybına sebep olmamak için de kendi elleriyle Kudüs'ü Hazreti Ömer Efendimiz'e teslim ettiler. Bu çok önemli bir yaklaşım. Önemli bir dönemin başlangıcı. Hazreti Ömer Efendimiz de onların bu tavrına karşı kendisi oradayken namaz kılma vakti geldiğinde şu kilisede namazını kıl dediğinde yok dedi, ben orada namazı kılmam, eğer böyle bir şey yaparsam bu Müslümanlar tarafından da arkadan gelen alışkanlık haline gelir, bütün kiliseleri camiye çevirme teşebbüsünde bulunurlar. Halbuki bu bizim inancımızla bağdaşmayan bir tavır. Bizim inancımız çok açık, net. Cenab-ı Hak İnsanı eşref-i mahlukat olarak yaratmış. İnsana bundan dolayı akıl verdiği için böyle yaratmış. Ve arkasından yalnız eklenmiş. La ikrahe fiddin. Dinde zorlama yok. İnsanları zorlarsanız belli bir inancı benimsemeye sadece münafıklar çıkar ortaya. Bundan dolayı serbest bırakmış. Bundan dolayı da bazılarının dediği gibi biz bunu mutlaka tekrar tekrar hatırlamalı ve hatırlatmalıyız. İslam kılıçla yayılmamıştır. Bunu kamil düşünen, bir taraf düşünebilen Batı tarihçileri de, ilim adamları da kabul etmektedir. Evet, kılıç kullanılmamış mıdır? Kullanılmıştır. Ama kılıç insanları zorla Müslüman yapmak için değil, İnsanların tercihinde serbiyesiyet kazanması için. İşte Kudüs'te olduğu gibi bugün İspanya'da bunun bir örneğidir. İspanya'da Müslümanlar 711 yılında hakim olmuşlar. Ancak kimseyi de Müslüman olmaya zorlamamışlar. Fakat Katolikler ne zaman ki daha sonra 1492'de Müslümanları tamamen oradan çıkardıktan sonra bir tane Müslümanın, bir tane Hristiyanın yaşamasına, Yahudinin yaşamasına düzeltiyorum, fırsat ve imkan vermemişler. Biz bunu aynen Kudüs'te de görüyoruz. Kudüs yıllarca Müslümanlar tarafından yönetilmiş, Haçlı seferleri tertip edilmiş Kudüs'ü kurtarmak için. Yahu Kudüs savaşla alınmamış ki kurtarasınız. Kudüs'te yaşayanlar tarafından Müslümanlara emanet edilmiş. Ama Haçlı seferleri gelmişler. Sonunda zorla Kudüs'ü 1099 yılında işgal etmişler. Ve enteresan olanı, o işgalden sonra da orada yaşayan sadece Müslümanları değil, Müslümanlarla birlikte yaşamaya razı olan Hristiyanları da katletmişler. Ama ne zaman ki 1189'da tekrar iş tersine dönmüş, Selahaddin Eyyubi gelmiş, Kudüs'ü fethetmiş, Hazreti Ömer Efendimiz'in gösterdiği tavrı aynısıyla, fazlasıyla göstermiş. Fethetmiş olmasına rağmen kimsenin canına kıymamış. Onun için bir defa Kudüs'ü hatırlarken Müslümanların Kudüs'le ilgili tavırları ne olmuş, bunu hatırlamaya ihtiyaç var. Ve Kudüs'te her zaman barış olmuş. Ta ki Kudüs Müslümanların kontrolünden çıkana kadar. Ondan sonra işler değişmiş. Bizim tarihimizi, geçmiş yakın tarihimizi bu yönüyle iyi bilmemizi icap eder. Çünkü eskiden beri Yahudilerin kalbinde bulunan oraya yerleşmek, Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine Süleyman Mabedi'ni kurma arzusu
yaşatılmış ama bu etten kemiğe ilk defa 1897 yılında Theodor Herzl'in birinci Siyonist Kongresini toplamayla başlamış. Hemen Rothschild'a gitmiş, destek istemiş. Sultan Abdülhamit Han'a gelmiş, onu buradaki toprakları Yahudilere satmaları konusunda ikna etmeye çalışmış. Allah rahmet eylesin, elbette onun tavrı farklı olmuş. O bölgeyi kendisi mülkiyetine geçirmiş, parayla satın almış, vakfetmiş arkasında. Kimse dokunamasın diye. Ama sonunda maalesef Sultan Abdülhamit Han'ın bu tavrı anlaşıldığı için bu sefer onu tahttan indirip yerine kendilerine hizmet edecek birini koyabilmek için bir gayretin içine girmişler. Maalesef o dönemde Emanuel Caruso İtalya'dan Selanik'e gelmiş, meşrutiyetinin kurulmasında büyük rol oynamış. Meşrutiyet kurulduktan sonra da ilk icraat Filistin'de Yahudilere bu imkanı vermeyen Sultan Abdülhamit Han'ın tahttan indirilmesi olmuş. Onun arkasından önemli olan hadise 1917 yılında İngiltere'deki Balfour Deklarasyonu'yla ortaya çıkmış. İngilizler ortada fol yok, yumurta yokken Yahudilerin desteğini daha fazla alabilmek için İleride harpten sonra Filistin'i işgal edeceklerini ve orada bir Yahudi devletinin kurulmasına destek vereceklerini deklare etmişler. Bu çok önemli bir hadisedir tarihi. Bu fazla değil, 3 sene önce İngiltere tarafından 100. yılı kutlandı. Londra'da kutlandı. Yahudiler davet edildi, devlet başkanları. Ama onlarda öyle bir insafsızlık var ki yani bunu tarif etmek mümkün değil. Müslümanlara karşı olan husumetleri hakikaten insanlık suçudur. Ve neticede ne oldu? Geldiler, işgal ettiler. O zaman bir Yahudi devletinin kurulma imkanı yoktu. Çünkü orada yaşayan Yahudiler yoktu. Bir avuç insan. İkinci Cihan Harbi beklendi. Arkasından, ikinci harbinden sonra Hitler'in zulmünden kaçan herkes Filistin'e sevk edildi, oraya yönlendirildi, Kudüs'e yerleştirildi. 1948 yılında İsrail Devleti kurulunca orada çoğunluk gene Müslümanlarındı. Ama gerek Avrupa, gerek Amerika ta 1948 yılından bugüne kadar İsrail'in her zulmüne göz yumdu, hatta desteklediler. Her zulmüne. Bugün Filistin'de yaşanan zulüm hakikaten dünyanın hiçbir yerinde yaşanan zulme benzemez. Çünkü huzur içindeyiz, barış içindeyiz, savaş yok, adamlar gidiyor. 2000 yıldır mülkiyeti olan Müslümanları, Filistinlileri kendi topraklarından çıkarıyor. Yerine dünyanın bilmem neresinden binlerce Yahudi'yi getirip yerleşim merkezleri ihdas ediyor, zulmediyor. Ve zulüm özellikle de maalesef gençlere, çocuklara ve kadınlara karşı yapılıyor. Dünya kör ve sağır. Bunu kabullenmek mümkün değil. Hadi anladık, dünya kör ve sağır da yahu Allah rızası için Müslümanlar nasıl kör ve sağır? Bunu anlamak mümkün değil. Bugün ne yazık ki Filistin'deki zulme karşı Müslümanların gıkı çıkmıyor. İlk ciddi Yahudi devletinin zulmü 1967 yılında Arap-İsrail Harbi ile başladı. Sina'yı işgal ettiler. Bunun üzerine Allah rahmet eylesin Kral Faysal 1969 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı'nı kurdu. Hem Müslümanları bir araya getirmek hem de Filistin'de Müslümanlara destek vermek için. Ama bu birlik adeta ölü doğdu. Çünkü arkasından kendisi katledildi. Hem de yeğeni tarafından katlettirildi. Biz bunları es geçemeyiz. Ortada bir proje var şimdi. Bu projenin adına Büyük Orta Doğu Projesi diyorlar. Bu Büyük Orta Doğu Projesi denilen proje Büyük İsrail Projesi'dir. Bu proje anlaşılmadan Batılıların İsrail'e verdikleri destek anlaşılmaz, nasıl şekilleniyor diye. Hedefleri belli. Fethedecekler,
Mescid-i Aksa'yı yıkacaklar. Yerine bilmem Hazreti şeyin Süleyman'ın mabedini kuracaklar. Kurbanlar kesecekler. Sonra da Mehdi gelecek, kurtulacaklar. Buna inanıyorlar. Garip bir garip ama inanıyorlar. Bunun için de zulmetmekten çekinmiyorlar. Zulmü kendi hakları gibi görüyorlar. Bizi şimdi tereddüde sevk eden husus şu: bazı İslam ülkeleri kalkıp normalleşme gibi kimsenin itiraz etmeyeceği bir üslubu kullanarak İsrail'in bu zulmüne destek vermeyi görev olarak görüyorlar. Bizim bunu kabullenmemiz mümkün değil muhterem kardeşlerim. Onun için ben böyle bir dönemde Kudüs'le ilgili olarak, Selahaddin Eyyubi ile ilgili olarak tertip edilen bu konferansı önemsiyorum. İnşallah bu konferans Müslümanların şuurlanmasına, bir araya gelmesine, müşterek politikalar oluşturmalarına vesile olur. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Çok söz ediyoruz. Mitingler tertip ediyoruz. Tepkimizi dile getiriyoruz. Ama mesele geliyor, bu noktada tavır sergileyecek İslam ülkelerinin yöneticilerine dayanıyor. Onlar adım atacak. Onlar tepki gösterecek. Aksi takdirde maalesef biz sadece sevgimizi, endişemizi dile getiririz. Davamızı dile getiririz. Ama bu bizi başarıya götürmez. Ben tekrar böyle bir toplantının tertip edilmiş olduğu için Müdafaa'ya teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarında Cenab-ı Hak inşallah güzel neticeler alınır diye ümit ediyorum. İnşallah İslam aleminin de uyanmasına vesile olur diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum, hürmetler sunuyorum. Teşekkürler.